Merhaba Nesin.com üyeleri, ben Kerimcan Özdal. Pazar bülteni ile karşınızdayım. Pazar gününden 4 tane maç seçtim sizler için. İlk maçımız 499 kodlu Vitesse Feyenoord mücadelesi. Burada Vitesse Perşembe günü Den Haag'a 1-0 yenildi ama öncesinde iyi bir performansı vardı. 4 haftada 10 puan toplamıştı. Vitesse'nin bu mağlubiyetin yanı sıra bir olumsuz haberi daha var. O da takımın en skorer ismi Tim Matavs ceza sebebiyle bu maçta forma giymeyecek. Her hemen maçında Dumfries'e rakip oyuncuya dirsek atmıştı ve 4 maç cezayla cezalandırıldı. Onun yerine 19 maçta sadece 1 golü bulunan Castellinos'un forvet hattında görev alması bekleniyor. Bu tabii ki Vitesse'nin hücum hattında bir olumsuz gelişme. Feyenoord tarafına bakacak olursak onlar da Perşembe günü Groningen'i ağırladı ve 3-0 kazandı. Van Persie takımındaki tekrar geri döndüğü takımdaki ilk golünü attı. Feyenoord tarafında son deplasmanda Velino'ya karşı 1-0'lık mağlubiyet beni bu deplasmandaki Vitesse'de zorlu bir deplasman galibiyeti açısından düşündürüyor. Ben açıkçası Velino'ya deplasmanda 1-0 kaybeden Feyenoord'a Vitesse deplasmanında güvenemem. Vitesse'nin de Tim Matavs'ın eksikliğinde biraz hücumda daha çok zorlanacağı için artık savunma problemlerini savunma önlemlerini daha fazla artıracağını ve Feyenoord'u kitlemeye çalışacağını, maçın gidişatında Feyenoord'a çok fazla baskı şansı vermemeye çalışacağını düşünüyorum. Bu da maçın az gollü geçmesine sebep olabilir. 2.5-6 da ideal duruyor ama ben 3.5-6'nı 1.30'dan daha değerli buldum ve bunu kuponuma ekledim. 498 Excelsior Breda maçı. Üst üste 3 maçı kaybetti Breda. Sonrasında gidip Herakles'i 6-1 yendi. Çok iyi bir sonuçtu ve tabii ki bu onlar için önemli bir moral oldu. Excelsior ise PSV ile karşılaştı. Rakibe baskı şansını çok tanıdı. Buna rağmen 1-0 kaybetti. Bence bu bile Excelsior için şanslı çünkü fark çok daha fazla olabilirdi. Excelsior'da oradaki o kötü oyunun yanı sıra iki önemli oyuncu da bu maçta forma giyemeyecek. Bu da bir başka olumsuz gelişme. Devis ve El Azuzi bu maçta ev sahibi adına forma giyemeyecek isimler. Ben moralli Breda'nın burada mağlup olmayacağını düşünüyorum. Çifte şanslı 1.45 değerli duruyor. Nantes son maçında Kayen'e 3-2 mağlup oldu. Son 3 resmi maçında Nantes'ın tam 15 gol atıldı. Sezon başında biraz daha temkinli bir Nantes vardı ama biraz daha bu dönemde gol sayısı bu takımın hem yediği hem attığı arttı. Bunun yanı sıra savunmadan iki önemli isim Palloy ve Diego Carlos da bu maçta cezaları nedeniyle forma giymeyecek. Onların eksikliği Nantes'ın savunmasını daha da çökertecektir ki Lille de puana çok ihtiyacı olduğu için bundan faydalanmak için biraz daha istekli olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle ofans oyununu burada daha fazla düşünecektir. Bu da tabii ki gollere sebep olur diye tahmin ediyorum. Ben karşılıklı golü 1.75'ten öneriyorum. 155 kodlu Lyon-Rennes maçı, 4. ve son karşılaşma. Burada Lyon'un bu hafta için Lyon adına çok önemli fırsat olabilir. O da şöyle, Paris Saint-Germain, Marseille ve Monaco üçü de çok zorlu maçlara çıkacak bu hafta. Ve bu 3 takım da Lyon'un önünde yer alıyor. 3 takımdan herhangi birinin ya da belki hepsinin yapacağı kayıplar Lyon'u haftanın kapanış maçında çok daha ekstra motive edecektir. Rakip de zaten 3 maçtır yenilen Rennes. Rennes'e karşı Lyon'un zorlanmayacağını ve kazanacağını düşünüyorum. Galibiyet oranı 1.30. 4 maçı bir araya getirdiğimizde 4.29 oranlı bir kupon elde ediyoruz. Herkes yapacakları kuponlarda bol şans diliyorum.